arkadaşlar. Yepyeni bir videoda baş başayız. Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Bugünkü menümüzde fırında mantar soslu antrikot nasıl yapılır? Hep beraber çekim yapacağız. Çok güzel bir yemek. Misafirlerinize korkmadan ikram edeceğiniz bir yemek. Malzemelerimiz şu şekilde: antrikot, mantar, şöyle kapya biber, sarımsak ve soğan, domates salçası, birazcık da kuyruk yağı, tereyağı, şöyle taze kekik, baharat olarak da karabiber, kimyon, pul biber, isteğe göre soya sosu katabilirsiniz ve bir adet de domates katarsak güzel olur. Bu şekilde inşallah pişireceğiz. Buyurun pişirme aşamasına. Bravo. Arkadaşlar şu anda şu şekilde etimizi doğradık. Eti şu şekilde, yani ince ince, fazla da ince değil, şöyle 4 milimlik olacak şekilde bölüyoruz. Şu anda ilk başta ne yapıyoruz? Şimdi mantar sosumuzu yapalım, ondan sonra etimizi mühürleyeceğiz. Çok az bir şey, yani şöyle 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı içine kattıktan sonra şöyle az bir şey kuyruk yağı. Kuyruk yağı eriteriz güzel bir şekilde. Güzel aroma veriyor. Ondan sonra içerisine şöyle soğanımızı katıyoruz. Burada soğan, sarımsak vardı. Bu soğanla sarımsak güzel de kavuruyoruz. İçerisine çok az bir şey daha tereyağı da katıyoruz şöyle. Tereyağını da böyle karşını daha içerisine katıyoruz. Sonra malzemeleri yavaş yavaş ne yapıyoruz? Katıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an biberimizi de kattık. İçerisine katıyoruz salça. Salça da kattıktan sonra şöyle yediriyoruz güzel bir şekilde. Şöyle. İçerisine kalan domatesleri bir kere ekleyeceğim. Ne kaldı? Şurada baharatlarımız vardı. Baharatları alt kısmının içerisine güzel bir şekilde şöyle az bir şey, bir soya sosu var, onu da katıyoruz. Soya sosu katmasanız da olur. Hani biz burada iş yerlerinde yaptığımızdan dolayı beğeni oluyor. Elinizde kemik suyu varsa, et suyu varsa içerisine katabilirsiniz. Şurada bizim şöyle elimizde az bir şey bir et suyumuz vardı. Şimdi bunu az bir şey su katıyoruz hafiften. İçerisine bunun kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda şu gördüğünüz etimizi şu anda fırına sürmeden önce ne yapacağız? Mühürleyeceğiz. Mühürleme işlemi şöyle teflon tavalarda ya da döküm tavalarda olur. Şöyle az bir şey, bir
Ayçiçek yağı maksat şey yapmayalım. Fazla olma bak bugün şeyine. Şöyle bir 4 kaşık yemek kaşığı olsa yeter. Şimdi bu tavamıza iyice ne olması lazım? Kızarması lazım. Bunu bu şekilde yaptık ya arkadaşlar. Şu kalan fazla olan yağımızı az pişir. Yeniden buradan harcayalım. Maksat nedir? Tavamız gibi yağlansın. Tavamızı ısınmasını bekliyoruz. Su oranını elimize yapmasını bekliyoruz. Yani şöyle 2 dakika falan tavamı ısındıktan sonra yiyeceğim. Çünkü eti kattık mı mühürlenmesi lazım. Eğer mühürlenmesi sorun olur yani. Etin suyu dışarı akar. Bu mühürleme işi ne işe yarıyor derseniz, bunu bu şekilde mühürlediğiniz zaman etin suyunu hapsediyor içerisine. O zaman lezzet daha güzel oluyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunları şu şekilde katıyoruz. Size 4 dakika boyunca bir tarafına yapıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda diğer tarafını çevirelim. Çok az biçimler üzerine bir ne yapıyoruz? Su sekiyoruz hafiften. Hatta tadının yerinde olsun. Şimdi şunları diğer tarafını çevirelim. Bu taraflar da mühürlensin. Kendi tepkisinde de çok güzel bir görüntü elde edin. Gördüğünüz gibi. Bu kadar düşünce artık şöyle kenarına az bir tereyağı katıyoruz. Bu şekilde bir taze kekik dediğimiz kekikler de var. Bunlara da böyle. Tereyağımız vardı. Bunu da katıyoruz. Sonra bu zeliye ya da kekik taze zeliye. Saate yakın ne yapacağız? Fırında bekleyeceğiz. Hadi fırına sürüyorum. Evet arkadaşlar, yemeğimiz fırından çıktı. Şu anda şu şekilde gördüğünüz gibi çok da güzel olmuş. Şöyle servis olarak da şu
Öyle. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Artık sizler misafirlerinize kaç dilim vermek isterseniz verebilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir görüntü. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın ki daha iyi tariflerle sizlerle yeniden beraber olalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.